Seher vakti ve sahura kalkmak. Seher vakti, gecenin son 6'da biridir. Yani güneşin batışından imsak vaktine kadar olan zamanın son 6'da biridir. Mesela, gecenin tamamı 11 saat olsa, bunun 6'da biri 1 saat 50 dakika eder. İmsakten geriye doğru bu zaman düşülür. Yaz ve kış, bu vakit azalıp çoğalır. Seher vakti, dua ve istiğfarların kabul olduğu zamandır. Ramazan ayında sahur için kalkınca seher vaktinde kalkılmış olur. Bu vakitte dua etmeyi ganimet bilmelidir. Allahü Teala iyileri överken, onlar, seher vakitlerinde istiğfar ederler, buyuruyor. Zariyat 18, Hazreti Yakup oğullarına, sizin için yakında, seher vakti, Rabbime istiğfar edeceğim, dedi. Yusuf 98. Ali İmran suresinin 17. ayetinde, sabredenler, sadıklar, namaz kılanlar, zekat verenler ve seher vakitlerinde istiğfar edenler övülmektedir. Hepsinden sonra, istiğfar edenlerin bildirilmesi, insanın her ibadetini kusurlu görüp, daima istiğfar etmesi içindir. Seher vaktinde, Allahü Teala buyurur ki, İstiğfar eden yok mu, onu mağfiret edeyim. İsteyen yok mu, istediğini vereyim, duasını kabul edeyim, Müslim. Gece seher vaktinde ve namazlardan sonra yapılan dua kabul olur, Tirmizi. Teheccüd namazını ve vitri seher vaktinde kılmak iyidir. Bir hadisi şerifte buyuruldu ki, gecenin sonunda uyanamayacağından korkan, gecenin evvelinde vitri eda etsin. Sonra yatsın. Gece sonunda uyanacağını ümit eden, vitri o zaman kılsın. Çünkü gecenin sonundaki kalkmakta rahmet melekleri hazır olur. Büyük alim ve velilerden Muhammed Masum Faruki, Kuddais Sirruh buyurmuştur ki, fırsat ganimettir. Ömrü faydasız işlerle geçirmemeli, Hak Teâlâ'nın rızasına uygun şeylere sarf etmelidir. 5 vakit namazı, tadili erkana uyarak ve cemaat ile eda etmelidir. Teheccüd namazı kılmalı, seher vakitlerini istiğfarsız geçirmemeli, gaflet uykusuna dalmamalı, ölümü ve ahireti düşünmeli, haram olan dünya işlerinden yüz çevirip, ahiret işlerine yönelmelidir. Zaruri olan dünya kazancı ile meşgul olup, diğer vakitleri, ahireti imar etmekle meşgul olmalıdır, Mektubat-ı Masumiye. Sahura kalkmadan oruç tutmakta mahsur yoktur. Yani günah değildir. Ancak sahura kalkmak çok sevaptır. Bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmalıdır. Hadisi şeriflerde buyuruldu ki, sahura kalkın, sahurda bereket vardır, Buhari. Müminin sahurunun hurma ile olması ne güzeldir, Ebu Davud. Sahur yemeğine kalkmak, Allah'ın size bağışladığı berekettir, bunu kaçırmayın, Nesai. Yedikleri helal olmak şartı ile hesaba çekilmeyecek 3 kişi. Oruçlu, sahur yemeği yiyen ve Allah yolunda nöbet tutandır, Nesai. Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su içinde olsa sahura kalkın. Allahü Teala ve melekleri, sahura kalkanlara salat ve selam ederler, İyi Ahmet, yani Allahü Teala, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua ederler. Sahurda yemek yiyerek, oruç tutmanıza yardımcı olun, Beyheki. 12 Mayıs 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Ramazan Ayvalı.